Yargıtay'ın kararı buzdağının görünen yüzü. Aslında Türkiye televizyonculuk sektöründe geçtiğimiz yıllarda ciddi bir atılım yaptı. Dünyanın birçok ülkesine dizi satmaya başladık. Ama bunun devamını, istikrarını getiremeyince ciddi bir talep patlaması oldu. Yani oyunculuk, işte sektöre giren, yönetmen olmak isteyen, çeşitli dallarında çalışmak isteyen inanılmaz bir talep oldu. Dolayısıyla bizim o yurt dışına kendine özgü hikayelerle yakaladığımız başarının devamını getiremedik. Bunun neticesinde de ciddi bir krize girdi sektör. Yani eskiden iki dizi vardı, şimdi tek dizi var. Herkes oyuncu olmak istiyor, herkes yönetmen olmak istiyor. İnanılmaz bir şekilde yönetmenlik eğitimleri, oyunculuk eğitimleri, özel üniversitelerde yani her yıl binlerce insan bu sektörde heba oluyor. Ciddi bir şekilde buna bir önlem alınması lazım. Değil, hani hep oyunculuk olarak görüyoruz ama birçok mahalle arası müteahhit geliyor, ben yapımcı olacağım diyor. Az önce arkadaşların da konuştuğu gibi işi bilmiyor ve geliyor, bir sinema filmi çekeceğim ya da bir dizi çekeceğim diyor. Sonra arkasında yüzlerce mağdur etmiş birileri bırakıyorlar. İşte her mesleğin bir belgesi var yani, hani işte kuaför olmak istiyorsanız bir kuaförlük belgesi var, işte berber olmak istiyorsanız berberlik belgesi var ama burada öyle bir şey yok yani. İşte birileri gidiyor, bir ofis tutuyor, gazete ilanları, şimdi sosyal medyada ilanlar veriyorlar, işte internet siteleri yapıyorlar. Türkiye'nin her yerinde var bu, sadece İstanbul'da yok. O kadar çok hayal satıyorlar ki bir sürü insanları topluyorlar, resim parası, kayıt parası, staj çekim ücreti diye bir şey çıkartmışlar bir de. İnsanlar gidiyorlar, sizi işte ilk başta staj çekime çağıracağız gibilerinden. Halbuki yapımcı ya da kanal onun ödemesini yapıyor ama ajans sizi staj yapacağız diye o insanları çekime gönderiyor ve ücretini ödemiyor. Bir de üstüne üstlük resim parası, kayıt parası alıyor. Düşünün ki böyle işte binlerce insan çoluğunu çocuğunu getiriyor ajanslarda oyuncu olacağım diye. Heba olup. Bundan nasıl ücretler alınıyor peki buralarda? Yani 1.000 lira alan da var, 500 lira alan da var. Düşünün her gün işte 50 tane kayıt alsa ve çok insafsız, çok acımasızlar yani. Böyle hani karşısına gelen işte çocuk param yok diyor, yoksa kaydetmiyorlar mesela. Bu kadar. Peki nasıl? 7.000'in üzerinde ajans var bakın. Hani bu 7.000'in üzerindekine bir de talebi düşünürseniz 700.000'in üzerinde bir talep var. Herkes ben yakışıklıyım diyor. Benim çocuğum güzel diyor. Benim kızım güzel diyor. Bir de o çocukların hayalleriyle de oynuyorlar. 8-9 yaşındaki bir çocuk düşünseniz de sürekli bir seçmeye gidiyor. Seçilemiyor. Ailesinin onu psikolojisi bozuluyor. Ya da bir yerde oynuyor. Asıl sorun oynadıktan sonra başlıyor. 14-15 yaşına geldiğinde, o ergenlik zamanına geldiğinde artık bir yerlerde oynayamıyor ve o zaman da asıl sorun başlıyor. Burada düşmüyorlar. Ama bu şeyi değerlendirmedik. Gerçekten o 2016 yılında Uluslararası Televizyoncu Fuarı'nda biz onu konuştuk. Evet, onlar işte dışarıdan gelen zamanda o diziler de çok iyi satıldı. Çok iyi satıldı. İşte peşine de kendine özgü hikaye. Yani şu anda seyirci çok profesyonel ya. Yani Türk seyircisi inanılmaz profesyonel. Arkadaki perde o yılı bırakın oyuncuyu falan.